Benim yani en keyif olarak, halen keyif olarak dinlediğim gitarist Jimi Hendrix'tir. Bunun haricinde ya birçok gitaristi çok seviyorum ama en keyif aldığım hangisidir dersen yine o. Yeni gitaristlerden sorarsan Ha, yeni jenerasyonlar, evet, Johnny onlar. Lang var, 16 yaşında. Ya onun metini çok duyuyoruz. Çok güzel ve çok yerinde gitar çalan bir insan. Onun tarzını çok seviyorum. Bunun dışında Türkiye'den peki gitarını dinlediğin zaman böyle aa iyi ya bak ben bu adamı dinlerim dediğin iki kimler var? kilometre öteden gitar çalışını tanıyabileceğim insanları soruyorsan eğer ve Eyvallah. bunu sevdiğim Akın'ın gitarını 2 kilometre öteden duyduğumda herhalde Akınlar çalıyor bu akşam filan dediğim olmuştur ve çok karakteristik, çok güzel gitar çalan bir insan. Onun haricinde bar gruplarından bahsedilirse, ya çünkü pek gitarist müziği yok şeyde. Yok, özel grup olarak değil, gitarist olarak soruyorum. Gitarist olarak Tabii Erkan bağlı Uğur. olarak gitaristin topluluklarını alalım. Evet, Erkan Uğur çok güzel bir gitarist bence. Yani çok değerli bir gitarist, dünya çapında bir Eyvallah. gitarist. Kendine has, çok kendine has artık. Yani bu kadar o olamaz artık hiçbir gitariste. Çünkü dünyada başka hiç kimse de olmayan bir stile sahip. Çok saygı duyduğum bir gitarist o da. Onun haricinde barlarda çalan gruplarda beğendiğim gitaristler de var. Mesela bunlardan bir tanesi işte bizim grupta çalan Batum'un stilini beğeniyorum. Yani o eski döneme beni böyle götürüyor direkt çaldığı stil. Peki Farkın. Üstad, şey soracağız. Biz şimdi ilk üçlüden söz ettik, Karma albümünden söz ettik. O 90'dan bugüne kadar solo Yavuz Çetin çalışması gerçekleşene kadar hangi topluluklarla neler yapıldı? Bir ara üniversitede Labirent vardı. Evet. Marmara müzikteyken. İşte o Yıldız Üniversitesi'nin yarışmasına falan girmiştik onlarla birlikte. Aa, bir dakika, senin bir siyah beyaz fotoğrafın var bende. O yarışmalar sırasında çekilen. Bak şimdi sen bunu söyledin ve Ha, ben bunu orada o hatırladım. fotoğrafta belki yüzüm görünmüyor olabilir böyle gitara bakar bir pozisyonda. Görünüyor ve hatta ilginç bir şey. Bir başka yarışma ile ilgili bir çalışma mıydı? Başka bir konser. Şimdi ben onun bir şekilde kullandım o fotoğrafı. Arkada fon olarak böyle yarı görünür bir durumda. Üstünde Evet. yazılar, onu kullandım. Neyse o labirentten sonra ben işte yazları genellikle Bodrum'da bulunuyordum. Kışları da Blue Blues Band oluşturduk. Zannediyorum oluşturalı o grubu bir 7 sene falan oluyor. İşte Blue Blues Batularla Band'de Batu beraber var, falan. Kerim Çaplı var. Ondan sonra Bas'ta şimdi Bluesuzluğun basçısı olan Sunay vardı. Bir süredir böyle cover band olarak devamlı işte barlarda bir bar grubu. Cover dedin mi? Peki Batu'nun ve Kerim Çaplı'nın zaman zaman biz kendi besteleri olduğunu falan da duyuyorduk. Şimdi Aslı Blue nedir Blues bunun? Band albümün projesi var. Onun da gerçekleşmesi muhtemel olabilir önümüzdeki bu sene içerisinde. Şimdi herkesin çok başka işleri olduğundan o projeye bir türlü pek vakit ayıramadık ama bu sene bayağı bir bahsi geçti. Evet. Bir Blue Blues Band albümü de bırakmak istiyoruz artık yani şeye. Geriye kalsın böyle Geriye bir şey. kalsın çünkü çok eski bir grup. Parçaları da var grubun ve yani bir şeyler yapmadan Peki zaman biterse zaman bir çalıyor musunuz gün bunları çok barda? üzüleceğim yani. Tabii çalıyoruz. Şu anda halen çalıyoruz Blue Aa, dur bir dakika şimdi günü Blues falan hemen alalım. Hangi günler nerede? Band'le. Cuma günü Hayal Kahvesi karşısı Mojo'da. Moja'da, evet. Pazartesi günleri de aynı kulüpte ben Yavuz Çetin grup olarak çalıyorum. Evet. İşte orada şarkıları çalıyoruz falan grupla. Burada besteler var dedin. Blue Blues Band içerisinde kullanılan. Blues Band var. İşte Kerim Çaplı'nın kendi besteleri var. Batu'nun ayrı, benim ayrı. Kerim Çaplı besteleri yer alıyor şu anda bu topluluk içerisinde. Tabii yani biz henüz oturup da bir aranje edemedik yani. Aranje etmek de sadece bir araya gelmek aslında. Biz uzun süredir bir araya falan gelmeyen, sadece konserde çalan bir grubuz. Öyle. Blue Blues Band olarak. Konserde ve çalmadan çalmaya bir araya gelen bir grubuz. Hiç prova yapalı herhalde 5 sene olmuştur yani biz. Eyvallah.
En son peki Üstad şey soracağım. Şu andaki müzik piyasamız içerisinde işte gerek başka mekanlarda çalmaya devam eden olsun, gerekse albümünü çıkartabilmiş olanlar olsun. Senin dinlerken, izlerken keyif aldığın gitaristler ya da topluluk olarak sorayım kimler var? Şimdi solo çalışma olarak sorarsan bir kere Şebnem'i çok beğeniyorum. Yaptığı müziği çok beğeniyorum Şebnem Ferah'ın. Ayrıca bu Suzuk Özlemi de bana çok yakın. Çünkü yani rock müzik formatında ve çok eskiler. Ya yani eski çalışmalarını demiyorum ama en son albüm bir kere çok hoşuma gitti. Bu Suzuk Özlemi'nin. Sound olarak şimdi isimleri aklıma gelmedi. O Estarabim yapan bir grubun adı neydi? Ünlü. Eyvallah. Ünlü'nün sound'unu beğendim. Geçmişte yapılanları olarak. Geçmişte dediğin şey Lift döneminden olanlar. Hayır yani direkt Ünlü direkt döneminden ünlü, bahsediyorum. Birçok kişiyi beğeniyorum. Teoman'ı beğeniyorum. Özlem'i de beğeniyorum. Eyvallah. Kim yaptığı şeyleri. Özlem Tekin'i. Bir sürü ismini hatırlayamadım şu anda. Ya aslında ben beğenmeye yönelik düşünüyorum genellikle. Yani evet, öyle pozitif bir tarafım var. Pozitif evet. Bir tarafım var. Yani beğenmiyorum diye demek çok kolay çünkü. Bir şey yani daha çok güzel olan şeyleri görmeye çalışıyorum. Eyvallah. İnsanların çalışmalarını. Üstad bu arada merakla bekliyoruz. Bu ikinci Kent Ozanları albümü serisi içerisinde yer alacak olan düşündüğün çalışmayı biz merak ediyoruz. Zamanı da fazla harcamadan hemen canlı müzik olayına tekrar girsek, bu parçayla da sen başlasan, keyifli mi olur? Sen bilirsin valla. Yok rica ederim, gitar senin. Program senin. Olur mu? Konuşsun. Sen... Ne yapalım? Öyle mi yapalım? Tabii öyle yapalım. Tamam ben o zaman sandalyemi toplayayım kenardan şöyle yavaş yavaş alayım. Tamam. Ben de mikrofonlarımı ayarlayayım o tamam, zaman şöyle. Tamam. Çay falan ister misin? Sormadım ama. Yok. Çay içtim biraz önce.